Merhaba arkadaşlar, Kaptan Panda'ya hoş geldiniz. Don't Starve serimize devam ediyoruz. Bugün geçen hafta yanımızda olan Oğuzhan'la birlikte bahsettiğimiz gibi Aktop da bizlerle. Merhaba Aktop, hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Aktop hangi karakteri oynayacaksın? Ondan bahset bize biraz. Ben WX78 karakteriyle oynuyorum. Karakter robot bir karakter. Oyunun başlangıcında özellikleri aslında oldukça düşük ama zamanla gears topladıkça özellikleri oldukça yüksek bir yere ulaşıyor ve özel bir yeteneği de var bu karakterin. Şimşek çarptığı zaman sistem overload oluyor robot olduğundan dolayı ve o zaman canı fulleniyor, hız kazanıyor, aynı zamanda donmaya karşı immün özelliği kazanıyor. Vay, ilginç. Oldukça garip bir karakter. Bu arada galiba kış gelmek üzere. Biz de kışa hazırlık yapıyoruz ama sanırım biraz geç kaldık. Biraz değil, bayağı bir geç kaldık. Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım. Kış hazırlığımızı yapacağız. Evet olsa. Kusura bakma, sözünü de böldüm ama. Biz bu arada bazı arkadaşlar mesaj atmış. Dedikleri doğru arkadaşların. Bu B-Box'ları yani arı kovanlarını eve çok yakın koydum ben yanlışlıkla. Evet, öyle bir sorun olmuş. Artık onu şey yapacağız yani. Onu biraz göz ardı edeceğiz. Onu mu şey yaparız artık, onu bir düzen çekeriz daha sonra. Biraz göz ardı edeceğiz onu. Ben bu arada akıl sağlığımı düzeltmeye çalışıyorum. Açlığımda oldukça fazla. Ben de gündüzü bekliyorum. Gündüz olduktan sonra örümceklere saldıracağım. Ardından kurtlara dalacağız sen gelince. Evet. Sebebini de anlatırsın sen şimdi arkadaşlara, planlarımızın, programlarımızı. Et sıkıntımız var, öncelikle onu çözeceğiz ama daha önceliğimiz tabii ki kış için kıyafet yapmak. Aktop bizim için tüy toplayacak, buffalo tüyü toplayacak. Evet, onun buffalo için. Buffalo tüyüyle de kıyafet yapacağız kendimize. Bana taş da lazım, taşım da yok ya. Evet, bu gece eve Razor'ını bıraktım. Artık bol bol tüy alırsın bize. 3 tane de korneye ihtiyacımız var o kıyafetler için. 46 açtım, 63 akıl sağlığım. Oğuzhan, akıl sağlığımı hemen düzeltip geliyorum yanına. Örümceklere doğru. Ne kadar erken gelirsen o kadar iyi olur evet. Kanka. Çünkü ben de çok iyi bir durumda evet. Değilim açıkçası. Çiçek şapkası yapamıyorum. Kaç çiçek lazım onun için hatırlamıyorum. 12. Ama. 12 mi? Henüz yapamıyorum. 4 tane çiçeğim var. Zaten onu yaptıktan sonra bir 5-6 tane daha çiçek toplasan seni idare edecek seviyeye getiriyor. Ama geçen bölümde ben bütün çiçekleri topladığım için burada çiçek kalmamış, sadece beri var. Berileri de yiyelim, biraz toparlayalım. Tüye, dişe, ağa, ipe bu, ve 3 tane de korneye ihtiyacımız var kış hazırlıkları için. Bu kurt dişi bizi çok zorlayacak ya. Oldukça zorlayacak. Aslında şöyle bir şey olabilir, belki kurt gelse de şu domuzlara kaçsak. Olabilir ya da öyle bu bir şansımız olabilir belki. Şey hani geçen bölüm gittiğimiz ara arazisi vardı ya giderken evet, kurtlarla karşılaşmıştık. Ha, evet. Oraya gideceğiz zaten seninle evet, beraber. Hiç olmadı oraya gideceğiz, doğru söylüyorsun. Evet ben düşündüm ki oradaki örümcek diyorum kurtları kesebiliriz. O güce sahibiz ancak fazla zorlamayıp oradaki kurtları domuzlara da vurdurabiliriz evet, yani. Evet, çekebiliriz domuzlara doğru. Olabilir. Öyle de bir şey de yapabiliriz. Sen şu anda neredesin? Ben geldim. Evin base'in oradayım. Akıl sağlığım çok iyi değil ama idare edeceğim. Şu anda o ballara gittiğimiz yerin önündeki kayalık bölgedeyim. Biraz taş topluyorum. Hiç sen taşım yok. Çok gitmişsin sen. Yoksa ateş yakamam. Evet, ben yukarıda birbirine düşen zaten örümcekler hemen bu kayalığın altında. Seni ben kayalığın orada beklerim. Tamamdır. Ben de 3-5 çiçek bulursam. Ben de zaten biraz taş toplayacağım. Zaten bolca da taş toplamamız lazım evin duvarları için. Evet, eve de duvar yapmamız şart. Gerekirse tuzak da yapacağız. Gerçi domuzlar oldukça yakın herhangi bir kurt saldırısında. O tuzaklar zaten illaki gerekecek evet. İlerleyen dönemlerde. Ne kadar erken yaparsak o kadar iyi de şu an hayatta kalma ihtiyaçlarımız uğraşı daha fazla kesinlikle olduğu için evet. Şu an ona öncelik veremiyoruz maalesef. Şu anda yoksa biraz o tuzaklar, kurtlar falan geldiğinde inanılmaz işe yarıyor. Oldukça yararlı evet. Şu anda önceliğimiz dediğim gibi kış kıyafetlerini yapmak. Onun için dediğim gibi tüy, diş, ne bileyim ağ, onun gibi şeyleri toplamamız gerekecek önce. Oğuzhan, ben kayalıkların içindeki yoldayım. Tam yolda bekle beni.
Evet, ben şu an falaların oraya ulaşmış durumdayım. Sen, sen geceyi bekleyeceksin o zaman. Aynen, ben geceyi bekliyorum. Arıların oradaki çantanın yanında mısın sen? Yok, hayır. Şu anda kayalıkların başladığı yer değil mi? Bu arada canım azalıyor. Kayalıkların başladığı yer derken... Samanlığın içindeki yolu bulabilir misin? Bulurum. Samanlığın içinden bir yol geçiyor böyle. Evet, o yolun bittiği noktaya gelirsen tamam, beni bulmuş olursun. Geliyorum. Evet, soğuk. Çok üşüyeceğiz gibime geliyor. Biraz ısınayım. Kamp ateşi yakıp etrafındaki... Evet, evet. Bir kamp ateşi yaksan oralara Oğuz. Ya kamp ateşi olmasa da ufak ateşten. Ben şey yapıyorum ya, torç yakıp torçla bir saman falan yapıyorum. Aha, aynen, ben de geçici çözüm. Geçici çözüm, evet öyle ama çok uzun süre kalıcı olmuyor. Samanlığa girdim, samanlığın içindeki yoldayım. Ha, seni de gördüm, tamam. Şuraya bir yere bir kamp ateşi yakalım. Gel gel, orada değil ömrekten burada. Aşağıda mı? Tamam. Donuyorum. Bir yanıyor bir donuyor, bu ne ya? Üzerinde herhangi bir yiyecek var mı? Üzerimde yiyecek hiçbir şey yok. Ben de zor durumdayım. Gel. Touchstone. Gel gel. Gel lan. Sen buraya bir campfire at kanka. Atıyorum. Küçükten mi atayım büyükten? Yalnız odunum yok. Hemen kesiyorum, sıkıntı yok. Ben yakarım. Sen örümcek. Aa, yakamıyorum. Örümcek. Tamam, ben kesiyorum. Büyükten yakıyorum. Samanım ya. Yokmuş. Aman, yak ya. Büyükten gitsin. Bir şey olmaz. Ben şu çantayı zaten da atalım. Zaten buraya çok geleceğiz. Zırhımızı yani. Alalım. Şu ben et pişireceğim. 18 açlığım var. Allah'ta ben de öyle. Yarasın. Hadi bakalım. Tamam. Şunu da sana. Bir dakika beklersin. Bekliyorum. Üzerimdeki şu gereksiz şeyleri bir sana at. At bakalım hadi. Tamam, yeter şimdi. Tamam, örümcekler aşağı tarafta sanırım. Gel, parça parça alıp geleceğiz. Tamamdır. Sende var mı da? Sende yok da. Aa, burada var. Gel oğlum. Çek bunları ateşe. Gel doğru, bakalım, tamam. Gel abine. Gel böyle, bizi üşütmeyin yavrucaklar. Öyle birim atıyor. Borda. Hop. Borda. Bor. Bana help. Kaç. Bana help. Benim de canım az. Dal oğlum. Ben kestim ben oğlum. Ben bu işi hiç beceremiyorum. Kes hop. Onları. Gel buraya. Şunları bir dakika uzak tut benden. Şu ateşi ağırlayacağım. Ben atladım. Dal. Akıl sağlığım yerlerde. Tamam. Eyvah, hayaletler de sağlıyor. Tamam, vur şunlara, vur. Bak, benim şeyim bitti. Hayaletler de saldırıyor. Zırhım bitti, o yüzden vuramıyorum kanka. Ben şu an garip bir şekilde razoru giyemiyorum. Ölümü alamıyorum. Eline almana gerek yok, onları tutup şeye göstereceksin. Üzerine bıraksan da yetiyor. Okey, aynen. Evet, şu şeyi ışığı arttır Oğuz. Hayale saldırıyor bana. Arttırdım. Ama saldırmazsan sevinirim dostum. Benim canım inanılmaz az bu arada. Benim canım 19. Etin kaç tane var? Şu an üzerimizde bir tane var. Bir tane mi var? Hiç toplayamadık ve canımız inanılmaz az. Ama 7 tane silk aldık. Önemli olan buydu bence. Al bakalım. Oo, bu da saldırıyor. Saldırmayın dostlar. Evet, benim de şeyim bitti bu arada. Neyim bitti? Derken öldüm. Kaçamadım, öldüm. Hemen yanımda şey var, doğuyorum Touchstone'dan. Şanslıyız ki Touchstone'un hemen yanındayız. İşe yarayacak mı acaba? Together'da yaramıyor. Yarıyor. Doğdu olur mu? Doğdun mu? Doğdum tabii. Gel bakalım hemen. Artık sabah ol. Vallahi öldüğümden daha iyi durumdayım şu anda, ilginç bir şekilde. Bundan bir tane de bataklıkta vardı yanlış hatırlamıyorsun. Ben görmüştüm.
Tamam. Gel bakalım. Ne yapalım, saldıralım mı? Aktop ne durumda şeyler? Ben şu an tüyleri topluyorum. Kalabalık oldukları için gece toplayamadım. Ama o, bütün şu an 7 tanesinin tüylerini kesmiş durumdayım. Siz kime dalıyorsunuz abi? Wow, 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 ne yaptın wow, sen? Wow, wow. Haram. İkinci seviyelere vurma. Yine orman mı yakıyorum? Aa, penguenler keşirerek olmuş. Ne güzel ne güzel. Al eti, orada şey var. Oraya süt buldum. Ha, keçi sütü. Oo, elektrik mi? Keserim bunu kanka. Gel kanka keselim. Ama benim canım 19. Benim canım yine 19. 8 oldu, bize kaç tane lazımdı bundan? Tamam, ben kendime ballı et yapmayı görüyorum Oğuz. Yoksa öleceğim. Aa, yani. Ayıp. Ayıp, sattım. Sattım canım. Benim harçlığım 14. Bana yemek lazım. Açlığım 14, benim canım 182. Açlığım daha doğrusu, pardon. Keşke ben senden bir et alıp böyle gideydim. Senden ama mi? Çok çabuk üşüyor bunlar. Aa, şurada bir tane beri buldum, ben beri yiyeceğim. Nightmare foil. Of, kötü durumdayız. Sen ben gelene kadar iki tane ballı et yaparsın. Yapacağım. Şu kaynakları şuraya koyalım. Canımı arttırayım şunlarla. Üşüme, sakın üşüme. Şu an yeterli sayıda tüye ulaşamadım. Kaç oldu? 18 oldu. 24 lazımdı. Daha var ya. Yaparsın. O yüzden başka bir bufalo akşam da yaparsın. Hadi ama bu kadar çabuk üşümemelisin. Benim canım açtım 13. Bana acil yemek lazım. Beri falan bulamaz mısın? Nerede, evde değil misin sen? Yok, sen beni geçtin. Geçtin mi, tamam. Normal meat'ten mi yapayım, Monster'dan mı yapayım ballı eti? Hiç fark etmez. Tamamdır. Evet, biz bu kışı evde mi geçirsek acaba? Hiç dışarı falan çıkmadan direkt ateşin dibinde. Geçiremeyiz. Geçiremeyiz tabii ki. Güzel espri ama. Keşke geçirebilsek. Bu hayalet beni takip ediyordu. Benim akıl sağlığım 89 ya. Hayır, 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 hayır. Hadi ama. Bir bal mı yoksa 3 et mi? Nasıl olacak? Şimdi 3 bal bir et mi? Tarifi mi o? Aha. Allah, ben sana, Allah, benim canım gidiyor açlıktan. Bana acil yemek lazım. Gel 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 gel, buraya gel. Artık ne olursa olsun. Al onu. Tamam. Tamam, yap bir şeyler sana artık. Sana bal et, 3 bal bir et attım artık. Yanlışsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Yani. Ben de inan hatırlamıyorum şu anda, tarife tekrar bakmak lazım. Şuradan çıkan ballı eti sen al. Çıkarsa. Çıkarsa evet, çıkamadı bir türlü. Hayır hayır, ballı et çıkarsa. Çıkar ya, 3 tane bal attım yani, çıksın bir zahmet. Üşümeden hayırlısıyla şu delileri toplarsam ben toplarım. Bu penguenlerimiz de var Allah'tan. Evet, var da bir öldüremiyoruz. Yalnız sakın sakın sakın. Kelebekle yakalamamız lazım. Al o ballı eti. Ballarımız için. Al o ballı eti. Honey nuggets. Çok güzel. Oldu değil mi? Oldu da honey nuggets senin pek işine yaramayabilir bazı konularda. Diyorsun. Boş olmaz. Olsun sana. Allah Allah. Canımı azaltacaksa Oğuz yemeyeyim hiç. Yok yok, canını azaltmayacak kanka. Yalnız bizim bu arıcılığı hiç yapamadık çünkü şey eklemedik. Kelebek. Kelebek eklemedik. Onu işte, onu da yakalamamız lazım. Acayip kötü durumdayız şu anda. Bence çok uzun sürmeyecek bu seri. Bakalım. Umarım yanılırım. Ya sıkıntı... Kurt sesi duydum. Kurtlar gelecek. Kurtlardan kaçmak için de samanlığa giden yolda sağ tarafta izlemişsindir. Domuzlar var, oraya gideceğiz Aktop. Oraya gidebiliriz ya da şeye gidebiliriz, yanımızdaki penguen kardeşlerimize. Çünkü ha, ateşin yanından çok fazla ayrılamıyoruz. Evet, o zaman ben gideyim. O ateşin çevresine bir
ateş yapayım. Daha doğrusu şey, kurtların çevresini bir ateş yapayım. İkimizin durumu da çok da iyi değil. Ben şu an üşüyorum baya baya. Ateş yakmadın mı sen oraya? Bana ip yapabilir misin acaba iki i̇p. Tane? Öyle bir durumun var mı? Yaparım. Lock suit'im kırıldığı için yeni lock suit yapacağım da. Evet. Bana da lazım. Ben yapamıyorum şu an kendime. Samanımız var 3 tane. Alsan yapabiliyor musun orada? Bir tane de bir tane daha lazım. Tamam ben bir tane daha versen yaparım. Ha, tam yetti bak ne kadar iyi niyetli insan. Ay helikopter. Acele etmemiz lazım. Aha geldi Aktop kardeşim. Aktop kanka, aşağı şey ineceğiz abi gelmeseydin. Chestlerde. Geldiler kurtlar geldi. Aktop uyuma. Chestlerde Gears alıp kullanabildiğin. Evet odunum yok aşağı kaçıyoruz evet. Gel. Şeye gel. Penguenler demiyorum buradaydınız. Aa burada var gelin. Selam kankalar. Tamam. Allah domuzlar. Kaç. İp yaptık da ben şeyi unuttum ya. Domuzlara vurdur bir şey vurdur. Allah ateş. Eyvah. Neyse burada ateş yanıyor. Yanıyor mu ateş? Tamam onların yakıyor. Burada aynen. Ateş var kaç et. Her şeyden kaç. O ateş işe yaramıyor. Öldüm. Eyvah. Eyvah ben de öldüm. Hayır. Senin ben her şeyi dojluyorum ama sizin yüzünüzden öleceğim. Öldüm. Sen de mi öldün? Sizin yüzünüzden öldüm. Everyone is dead. Değil. Evet. Ya bunun asıl sorununu ben söylemek istiyorum şimdi. Ben oyuna 5 gün önce katıldım. 5 gün dediğim oyun 5 günü. Bu zaman içinde çok fazla hazırlık yapmaya yardım edemedim. Aktop deseniz zaten bugün... Benim hiçbir suçum yok ya. Yani, ben yeni geldim. 100 saniyemiz direkt var arkadaşlar. Veza etmemiz için. Biz herkesin katılır katılmaz şey oldu. Direkt kış geldi. Kışa hiçbir hazırlık yoktu. Çok geç kalınmıştı. Tabi Mert ve Atahan'ı suçlamıyorum hiçbir konuda bu konu babında. Çünkü onlar da acemisiydi oyunun. Zaten en başında söylemişlerdi. 22 günlük bir tecrübe oldu. Kötü bir tecrübe oldu. Umarım bir dahakine daha başarılı olur. Ben anladım ki bu oyunu oynamamalıyım. Beceremiyorum yani olmuyor. Olmuyorsa zorlamamak lazım. Bilmiyorum belki bu oyunda başından itibaren bir ekip kurulup son iki bölümde olduğu gibi daha planlı programlı işler yapılarak yeni bir seriye başlanabilir. Ya da başka bir oyunda farklı bir ekiple aynı ekiple farklı bir oyun olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Belki aynı seriye tekrar başlarız falan filan yapabilir. Belki Fatih abi hepimizi kovacak bir daha. Belki evet kanallar atacaklar. Bu kadar kısa seri mi olur lan bu ne diye. Her şey olabilir. Son 30 saniye arkadaşlar. Vedamızı edelim yavaş yavaş. Ben enkaz devraldım. Sen aynen, Anadolu takımına de. Gelen hoca gibi. Bu arada evet yaktık her şeyi yaktık. Geberin siz. O savaşta baya bir şey oldu yani. Yalnız bütün şeyler samanlar yanıyor. Son 15 saniye evet. Böyle bir dans ederim bari. Dans yazdım ama olmadı. Sadece canlıyken oluyormuş sanırım. Aynen. Evet. Biz de kendimize. Kendi istemediğimiz kadarımızda. İstemediğimiz kadar eş var. Onlar da bizim evet. Külümüz oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.